أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم رب زدنا علما وفهمًا والهكنا بالصالحين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أما بعد ابن الصلاح رحمة الله عليه مقدمesini okuyorduk. Hadis tahammül ve eda yollarıyla ilgili anlatısında bazı tali konulara değineceğini söyledi. 7-8 madde halinde bu tembihatlarını okuyorduk. 4. tembihata gelmiş idik. Sayfa 144'te. 4. tembihat ma ruvina an Ebi Abdillah Ahmed ibn Hanbel radıyallahu anh ennehu kal. Ahmed bin Hanbel'den büyük hadis imamı ki fıkıh imamı da denilebilir ama hadis imamı denmesi, hadisçi denmesi daha elyak, daha doğru görünüyor. Çünkü gerek İbn Cerir et-Taberi gerek İbn Abdilber yani ilk 4 asırda, 5 asırda Ahmed bin Hanbel hadisçi kimliğiyle ön planda, fıkıhçı ve mezhep imamı niteliğini ise daha sonraki kendisine intisap eden alimlerin usulünü oluşturması suretiyle yaygınlık kazanmıştır. Yoksa ilk dönemlerde muhaddis İbn Hanbel olarak bilinir ve fıkıhçılar içerisinde adı da zikredilmez. Nitekim bunun en güzel örneği İbn Abdilber'in El-İntika fi Fadailil E'immeti Selâfetil Fukaha. 3 büyük imamın faziletine dair yazdığı eserde Ahmed bin Hanbel'i fıkıh mezhep imamı olarak görmeyip diğer 3 imama tahsis etmiştir eserini. Bazı eleştirilere de cevap vermiştir. Niye almadınız derseniz şu sebeplerden diye izahında yapmıştır İbn Abdilber rahmetullahi aleyh. Peki Ahmed bin Hanbel'den bize nakledildiğine göre şöyle dedi. İttebi' lafza şeyh fi kavlihi حدثنا وحدثني وسمعت وأخبرنا ولا تعدوه. Bir hadis kitabından veya hadis hocasından öğrendiğin hadisi naklederken veya yazarken hocanın kullandığı lafza son derece dikkat et. Hoca haddesena demişse sen de haddesenayı kullan. Yok semi'tu demişse onu kullan. Çünkü haddesena'nın ayrı bir anlamı var. Haddeseni dersen özel ders aldığını anlarız biz o ifadeden. Ama toplum içinde duymuşsan onu haddeseni şeklinde nakletmen doğru değil. Dolayısıyla hoca bunları bilerek bunları kullanmıştır bu ifadeleri. Ve la ta'duhu. وَلَا تَتَجَاوَزْهُ yani haddi aşma, sınırı aşma. Hoca ne demişse hocanın ifadeleriyle metinleri, hadisleri, senetleri yaz veya naklet. قُلْتُ İbn-i Salah olarak derim ki لَيْسَ لَكَ فِي مَا تَجِدُهُ فِي الْكُتُبِ الْمُؤَلَّفَ مِنْ رِوَايَاتِ مَنْ تَقَدَّمَكَ senden daha önceki asırlarda yazılmış olan, telif edilmiş olan
rivayete dair kitaplarda bir metin, bir ifade ile karşılaştığında en tübeddile fi nefsil kitabi ma gile fihi ahbarana haddesena ve nahvi zalike. Ahbaranayı haddesenaya tebdil etmen veya haddesenayı ahbaranaya tebdil etmen, değiştirmen senin için uygun olmaz. Böyle bir hakkın yok. Ve in kana fi ikameti ahadihima maqam al-akhar khilafun ve tafsilun sabak. Her ne kadar bazı hadisçiler ahbarana yerine haddesenada kullanılabileceğine cevaz vermişlerse de, bu konuda detayını gördüğümüz üzere bir tartışma olsa da, genel kabul ahbarana haddesenanın yerli yerinde ayrı anlamlar ifade edebileceği, bu ihtimali de unutmamak için kitapta ne yazıyorsa aynısını söylemek, nakletmek icap ediyor. Lihtimali en yekuna men qala zalika mimmen la yara at-tasfiye beynehuma, belki de senin alıntı yaptığın o selefe dair kitapta o müellif ahbarana ile haddesena arasını eşit görmeyen alimlerden birisidir. Bu ihtimal var. Dolayısıyla değiştirmeme esastır. وَلَوْ وَجَدْتَ مِنْ ذَٰلِكَ اِسْنَادًا عُرِفَتْ مِنْ مَذْهَبِ رِجَالِهِ اَتْتَسْفِيَ بَيْنَهُمَا. Yine aynı neviden bir isnat ile karşılaşırsam önceki yazılan kitapların birinde, ama bu isnat, isnadın sahibi tesviye yani ahbarana ile haddesena arasında tesviyeyi caiz görenlerden birisi ise, فَاِقَامَتُكَ اَحَدَهُمَا مَقَامَ الْآخَرِ, birini veya tesviye, ikisi arasındaki tesviyeyi caiz görüp görmediği belli olmayan bir adama dair bir senetle karşılaştığında, sen şayet ahbaranayı haddesenanın yerine kullanırsan veya tersini, o zaman min bâbi tecvîzir rivâye bil mana. O zaman hadislerin mana ile rivayetini caiz görüyorsun veya kabul ediyorsun anlamına gelir. Bir çıkış kapısı var yani. Ve zâlike ve in kâne fîhî hilâfun mârufun. Bu konuda her ne kadar işte daha önceki derslerimizde geçtiği üzere detaylıca ahbarana, haddesena, haddeseni birbirinin yerine kullanılıp kullanılamayacağına dair maruf ve meşhur ihtilaf olsa da bu hususta, fellezî narâhu, biz şu neticeye varıyoruz, şu görüşe, şu benimsiyoruz. El-imtina'u min icra'i mitlihi fi ibdali ma vud'a fil kutubi el-musannefe vel-mecami'i el-mecmu'a ala ma senezkurhu inşallahu ta'ala. Biz daha önce derlenen hadis kitaplarında efendim ahbarana ve haddesena gibi kullanılan tabirlerin değiştirilmesini doğru görmüyoruz. Efendim her ne kadar bazıları cevaz verse de netice olarak asıl olan alıntı referans kitabımızdaki metnin aynısını tırnak içinde adeta vermek, hiçbir değişiklik yapmamak esastır. وَمَا
ذكره الخطيب أبو بكر في كفايته من إجراء ذلك الخلاف في هذا. Bu konudaki ihtilafa dair Hatibül Bağdadi'nin usul eserinde El Kifaye'de efendim ki şu bir ifadesi var onun. Biz o ifadeyi şöyle anlıyoruz. فَمَحْمُولٌ عِنْدَنَا عَلَى مَا يَسْمَعُهُ الطَّالِبِ مِنْ لَفْظِ الْمُحَدِّثِ غَيْرَ مَوْضُوعٍ فِي كِتَابٍ مُؤَلَّفٍ. Orada Hatibul Bağdadi öğrenci değiştirebilir akbarana haddesena ifadelerini birbirinin yerine kullanabilir. Hocası hangisini kullanmışsa diğerini tercih edebilir öğrenci şeklinde bir ifade var. Biz o ifadenin şöyle yorumlanması gerektiğini düşünüyoruz. Öğrenci bu kitapta akbarana yazıyor ama hocasından yazılı bir o yazılı kitabından değil de o kitapta var olan hadisleri başka bir zamanda sözlü olarak dinlemiş. Sözlü olarak dinlediği için o değişiklik selahiyetine sahip olmuş şeklinde yorumlarız biz diyor. Yazılı, hocanın yazılı eserinden değil de o eserindeki bir hadisi bir mecliste sözlü olarak hoca sunmuş. Öğrenci de o sözlü naklinden alıntılamış, kabul ederiz biz diyor. El-Hamis, beşincisi. İhtelefe ehlul ilim fi sıhhati sema'i men yensahu vaktel kıra'e. Hassasiyete bakın. Kıymetli arkadaşlar, biz gerek fakültelerdeki, gerek enstitülerdeki, medreselerdeki derslerde kendi ders dinleyiş adabımızı veya sızlığımızı efendim bu sema adabıyla karşılaştıralım. Karşılaştırma imkanımız bile yok neredeyse. Dikkat edin. İlim adamları bir sema anında yazı ile meşgul olan kimsenin semaının geçerli olup olmadığı konusunda ihtilafa düştüler. Yani şu anda siz sema ediyorsunuz, benden ders dinliyorsunuz. Efendim, bırakın başka bir işle meşgul olmanızı, benden duyduklarınızı veya başka bir kitabı önünüze koymuşsunuz, meşgulsünüz yazmakla. Acaba sizin beni dinlemeniz, bu şekilde dinlemeniz sema sayılır mı sayılmaz mı? Benden dinlediğiniz bu dersi başkalarına aktarırken, akbarana haddesena şeklinde ifade kullanabilir misiniz acaba? Ve varada anil imam İbrahim el-Harbi ve Ebi Ahmet bin Adi el-Hafız ve Üstaz Ebi İshak el-İsfaraini el-Fakih el-Usuli ve gayrihim nefhü dâlik. Bütün bu sayılan ulema hadis meclisinde sema anında yazı ile meşgul olan kişinin seması makbul değildir demişlerdir. Tabii bu makbul değil dedikleri sema daha çok hocanın okuduğu hadislerin yazılması değil de bu okunan dersin dışında bir yazıyla meşgul olmak. Kabul edilmeyen efendim sema türü budur genelde. Ve ruvina an Ebi Bekir Ahmed ibn İshak es-Seb'i ahad eymeti Şafii'in bi Khorasan. Khorasan Şafii imamlarından olan Ahmed bin İshak'tan bize nakledildiğine göre ennehu su ile ammen yektubu fi's-sema.
sema anında yazı ile meşgul olan kimsenin semaının sayılıp sayılmayacağı, geçerli olup olmayacağı. Hocam geçerli olsan olur, olmasa ne olur? Bu edada ortaya çıkar. Eğer tespit edilirse falan kişi sema anında başka bir kitabı yazmakla istinsah ile meşguldü denirse, o zaman o kişinin sema'ı makbul değil. فَقَالَ يَقُولُ حَدَرْتُ وَلَا يَقُولْ حَدَّتَنَا وَلَا أَخْبَرَانَا. Bakınız, Ahmet bin İshak Es-Seb'i diyor ki, böyle yapan kişi o sema meclisinde dinlediği hadisleri eda ederken ahbarana haddesena demesin. Mecliste bulundum. Ben falan mecliste bulundum. Hocaya okundu. Ben de o mecliste bulundum desin. Hassasiyet. Evet. Bugün derse girdiğim hadis 2 dersinin sınavlarını okudum ve çok üzüldüm kıymetli arkadaşlar. Hadise karşı çok ciddiyetsiz bir tutum var. Hadisi ciddiye almama, peygamber sözünü önemsememe, alelade bir sözmüş gibi hiçbir tırnak kullanmadan keyfema yaşa tasarruflarla, bilemediği için sorunun yapılmamasını kastetmiyorum. Bilmemek ayıp değil. Ama çok fütursuz. Peygamberin ifadelerini rahatlıkla bilmediği halde yorumu peygamberin sözüymüş gibi nakil. Bu beni çok üzdü kıymetli arkadaşlar. Hadise karşı lütfen daha ciddi olmak icap ediyor, önemsemek lazım. Biz hadisi gözümüzde büyütürsek, önemsersek hadislerin bize bereketi olur, tesiri olur, ruhumuza işler, gönlümüze işler. Aksi takdirde sıradanlaşır, Allah esirgesin. O zaman ileriki hayatımızda da hadis bize yön veren bir rehber olmaktan çıkar. Allah muhafaza. Ve verade an Musa bin Harun el-Hammal tecvizü derlik. Sema meclisinde, sema esnasında başka bir kitabı istinsah eden, kopya eden, başka bir yazıyla uğraşan kişinin semaının caiz olacağı yönünde bir görüş nakledilmiştir. Ve an Ebi Hatim el-Razi kal, Ebu Hatim el-Razi büyük certadil alimi diyor ki, ketebtu inde alimin ve huve yakra ve ketebtu inde Amr ibn Merzuk ve huve yakra. Efendim, bu iki üstadımızın derslerine, sema meclislerine ben katıldım, iştirak ettim. Bu efendim alimlerin sema'ı anında ben yazıyla meşgul oluyor idim. Ve an Abdullah ibn Mubarak ennehu kuriye aleyhi ve huve yensak şey'en ahar gayrama yukra. Efendim Abdullah ibn Mubarak'ten de nakledildiğine göre hocalarının sema meclisine gider. Orada kendisi tasarladığı başka yazıları yazar, kitapları, cüzleri kopyeler ama aynı zamanda hadisleri de dinlerdi. Dolayısıyla sema meclisinde başka yazıyla meşgul olmak semaa engel değil diyen alimler de vardır. وَلَا فَرْقَ بَيْنَ النَّسْخِ مِنَ السَّامِعِ وَالنَّسْخِ مِنَ الْمُسْمِعِ. Müsmi' dediği gari, yani şeyh. Burada dinleyen öğrencinin yazması ile
gari yapan, kıraat yapan garinin rivayetleri hoca adına okuyan garinin yazması arasında fark yoktur. Yani sema anında öğrenci hem okuyor hem de yazıyor. Bu da efendim tıpkı öğrencinin başka bir yazıyı la meşgul olup dinlemesi gibidir. Aralarında fark yoktur. Kultu ve hayrun min hadel itlak. Bu konudaki en uygun kanaat şudur. Et tafsil. Yani genelleme yapmama. Her bir efendim durumu kendi özelinde değerlendirmek en doğrusudur. Fenaqulu. Diyoruz ki la yasihhu sema ida kana nasxu bihaythu yamtani'u ma'ahu fahmun nasikh lima yuqra'u. Okunanı anlayamayacak derecede yazıyla meşgul olunduğu durumda o öğrencinin sema'ı caiz değildir. Geçerli değildir. Yazıyla meşgul oluyor. Meclisin uzak bir köşesine oturmuş. Okunanı doğru dürüst duyamıyor, anlayamıyor. Ama o mecliste bulunmuş sadece. Zihni tamamen yazıda. Böyle bir kişinin sema'ı geçerli değil. Hatta yakuna al-wasil ila sem'ihi ka'annahu savtun guflun. Belirli belirsiz bir ses kulağına ulaşacak derecede kıyıda köşede oturmuş, asıl meşguliyeti nesih, yazı, kopyeleme, dinleme ikinci planda. Bir ses adeta fon gibi geliyor. Bu caiz değildir. Ve yasihhu idâ kâne bihaytu la yemteni'u mâhâ velfâhâ. Ama meclisin, efendim, sesin gayet iyi duyulabileceği bir yerine oturmuş, duyuyor okunanı, anlıyor. O arada yazıda yazıyor. Çünkü sürekli okuyacak hali yok. Nefes alır, efendim hoca bir soru sorar, başka bir mesele girer araya vesaire. O zamanı değerlendiriyor, yazıda yazıyor. Ama okunanı iyi anlıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Dolayısıyla böyle kişilerin sema'ı geçerlidir. Kemitli maruvinahu anil hafız el-alim ebil-hasen ed-darakutni ennehu hadara fi hadafetihi meclise İsmail as-Saffar. Gençlik döneminde, efendim, zihninin ateş gibi olduğu dönemde İmam Darakutni, efendim, İsmail as-Saffar'ın sema meclisine gelmiş idi. Fe celese yensahu cüz'en kâne ma'ahu. Yanında da daha önceden yazmayı tasarladığı, kopyalamayı tasarladığı hadis nüshaları, cüzleri var. Onları da getirmiş, oturdu meclise, çıkardı, onları da yazmaya başladı. Ve İsmail Yümli, Üstad İsmail es-Saffar hadis yazdırıyordu. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْحَاضِر۪ينَ. Meclisteki kullab'dan birisi dedi ki Darakutni'ye, لَا يَسَحُ سَمَعُكَ وَاَنْتَ تَنْسَحُ. Sen yazıyla meşgul oluyorsun delikanlı. Senin seman geçerli değil dedi. فَقَالَ. Bunun üzerine İmam Darakutni, فَهْمِ لِلْاِمْلَاءِ خِلَافُ فَهْمِكَ. Benim Üstad İsmail Saffar'ı dinlemem senin dinlemen gibi değil. Okunanı benim anlamam, kavramam senin kavrama düzeyinle aynı değil. Tümme kâle devamla.
حفظ كم أملى الشيخ من حيث إلى الآن من حديث إلى الآن؟ Söyle bakalım. Şu ana kadar hoca kaç hadis yazdırdı? Ezberleyebildin mi? Kale la. O öğrenci soracağına pişman oldu. Dedi ki hayır ezberleyemedim hepsini. Fakalet Darakutni. Ama Darakutni. Emle temaniyete aşara hadite. Şu ana kadar Üstaz İsmail Saffar tam 18 hadis okudu. Fe'uddetil ehaditu fe'vucidet kema kal. Ya doğru mu söylüyor bu Darakutni? Sayın bakalım. Saymışlar. Hakikaten 18 hadis okumuş hoca o ana kadar. Sümme kâle Ebu'l-Hasan. Arkasından da İmam Darakutni Ebu'l-Hasan, Ebu'l-Hasan künyeli Darakutni diyor ki El-Hadîtul evvel minha an fulânin an fulânin ve metnuhu kedâ. والحديث الثاني عن فلان عن فلان ومتنه كذا ولم يزل يذكر أسانيد الأحاديث ومتونها على ترتيبها في الإملاء حتى أتى على آخرها فتعجب الناس منه. Hadislerin bütün senetlerini ve metinlerini hem de Üstad İsmail Saffar'ın okuduğu tertip üzere tek tek okuyuverdi Darakutni. Son rivayete gelince, bitirince insanlar adeta küçük dilini yuttular. Şaşıp kaldılar. Bu nasıl bir zeka diye. Vallahu alem. Böyle semaya, nesihle beraber semaya can kurban. Elbette. Ama kaç kişi böyle yapabilir ki? Bunu kaç kişi becerebilir ki? Çünkü zihin hem yazı hem dinleme iki işi birden yapması çok zor. Çok zeki insanlar istisna. Normali yazıyla dinlemenin dahi olmayacağıdır. İstisnalar kaideyi bozmaz. Es-sâdisu. Tembih edeceğimiz altıncı husus. Mâ dekarnâhu fin neshi minettafsîl. Nesih ile semanın caiz olmayacağı konusuna dair detaylardan bir tanesi de yecri mitluhu fîmâ idâ kâne şeyh evi sâmi' yetehaddetu. Meclisin sahibi şeyh ya da efendim öğrenci konuştuğunda yanındakiyle konuşur öğrenci veya hoca soru sorar konuşur vesaire. Ev kânel gâri hafîfel kırâ'e. Ama bir başka şey daha var, durum daha var. O da şu, okuyucu, hoca adına mecliste hadis okuyan, hocanın kitabını okuyan gari, hafifel gıra'e, hafif bir sesle okuyor. Bazen böyle olur. Yufratu fil isra, efendim aşırı hızlı. Ama hafif bir ses. Hızlıca okuyor. Aşırı süratli. Sesi de düşük tonda. Veya evkâne yuheynimu bihaytu yahfâ ba'dul kelim. Yani el heyneme bi savtin hafiyyin ya. Yetekellem bi savtin hafiyyin. Bazı cümleler, ifadeler anlaşılmayacak derecede kısık bir sesle okunuyor. Efendim gari veya şeyh böyle okuyor sema meclisinde. Ya da اَوْ كَانَ السَّامِعْ بَعِيدًا عَنِ الْقَارِ وَمَا اَشْفَهَ لَيْلِكَ. Veya öğrenci ilgisizliğinden olabilir, geç gelip yer bulamayışından olabilir, meclisin uzak bir yerine oturmuş, gariyi veya müstemliyi duyamıyor tam. Bu da farklı bir durum. Sümme zahir.
أنه يعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين. البتة şu gayet açıktır ki bir mecliste bir iki kelime ifadeyi kaçırmak mağfudur. Hoşgörüyle karşılanır, affedilebilir. O bir iki kelimeyi kaçırdı diye bütün semayı geçersiz saymak doğru değil. Ama ve yüstehabbu lişşeyh en yücize li cemi'i s-sami'in rivayete cemi'i cüz'ye vel kitab ellezi semi'uhu. Bu bir iki cümleyi veya kelimeyi kaçırdı diye o öğrenciye efendim belge, diploma, icazet vermemesi uygun olmaz. Öğrencinin o sema meclisinde dinlediği bütün rivayetler için bir iki kelimeyi kaçırmış dahi olsa öğrencilere icazet vermesi icap eder. وَاِنْ جَرَى عَلَى كُلِّهِ اِسْمُ السَّمَاءِ Hepsine sema ismi verilir. O arada kaçırdığı bir iki kelimede mafu olduğu için sema etmiş sayılır bütün hadisi veya sema meclisinde okunan hadisleri. وَاِذَا بَدَلَ اَعْتَى يَعْنِ لِأَحَدِ مِنْهُ Sami'lerden birisine, öğrencilerinden birisine şeyh verdiğinde, icazet verdiğinde yani, hattahu bidelik, o vereceği icazetnamede yazar. Bizzat kendi el yazısıyla şöyle yazar. Ketebe lehu semi'a minni hadal kitabe ve ecestu lehu rivayetehu anni. Bu çocuk benden şu rivayeti dinlemiş veya şu kitabı, şu rivayetleri dinlemiştir. Ben bu dinlediği rivayetleri veya kitabı başkasına rivayet etmesine izin veriyor diye hoca bizzat icazetnamenin altına yazar. Ev nahve hâdâ veya buna benzer ifade yazar. Kemâ kân bağlı şuyuh yapar. Bazı şeyhlerin yaptığı gibi. İlk derslerde göstermiştim galiba. Efendim ben de icazetnamemi şöyle sayayım. Az daha yaklaştırayım şöyle. Evet, en altına dikkat ederseniz burada, hemen şurada yazıyor bak. Yukarıda hangi kitabın hangi sayfalarını, hangi ciltlerini okuduğumuza dair üstadımız tek tek belirtiyor. En sonunda da diyor ki, fakat ecestu li Yusuf. İbn Mustafa el-Hadimi ketebehu işte şu kitapları yukarıda sayılan kitapları efendim okutmayı sına icazet veriyorum. Ketebehu Nuruddin bin Şükrü bin Ali bin Bekir Boyacılar el-Burduri 1998. Evet. Yani mutlaka yazılmalı. Şuraya da bu icazeti çıkarınca bir şey daha. Hocam icazet verdiği kişilerin isimlerini kendi kitabında not etmiş. 96 kişi icazet verdiği. Bazı talebeler diyor. Vazifeleri veya askerlikleri dolayısıyla derslere bir müddet katıldılar. Fakat devam edemediler. Bunların da isimlerini buraya yazmış tek tek. Ben okumayayım isimlerini ama 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 kişi hocanın semaına, derslerine
katılmalarına rağmen bitiremedikleri için, devam edemedikleri için hoca onlara icazet vermemiş. Şayet biz hocadan okuduk derlerse bilin diyor, bunlar yarım kaldı diyor, kaçaklardır diyor. Ve fî mâ nervîhî anil fakih Ebi Muhammed İbni Ebi Abdillah İbni Attab el fakih el Andalusi an ebihi rahimehullahu ennehu kâl. Biz bu zattan rivayet ettik. Şöyle diyor bu zat. La ginen ev la gine fissemâ'i anil icaze. İcazetten hiçbir şekilde müstağni olunamaz. Müstağni kalınamaz. İcazet hafif görülemez. Li'ennehu kat yaglatu el-gari'u ve yagfulu el-şeyhu. Çünkü bazen gari hata edebilir. Şeyh da dalgınlığına gelebilir. O sema meclisine katılan öğrencileri durumunu şey yapar, unutabilirler. Daha sonra inkar etmemeleri veya o mecliste bulunduğunu ispatlamak için öğrenci icazetname mutlaka gerekir. Ev yaglatu eşşeyhu inkânel gâriye ve yagfulu sâmi' fe yencebiru lehu mâ fâtehu bil icaze. Veya şeyh yanılabilir. Şayet gari, yani aslında gari dediği buradaki katip bir nevi sema meclisinin notlarını tutan kişi hata yanılmış, unutmuş ise işte bu verilen icazetname o unutkanlıkları veya yanılgıları tedavi eder. Yencebiru tedavi eder. Ve o icazetnamede semanın kaçırıldığı sayfaları, babları da not edileceği için efendim icazetnameden vazgeçilemez. Hâdellezî dekarnâhu tahkîkun hasen. Bu söylediklerimiz güzel ve sağlam bir görüştür. Ve kad ruvînâ an Sâlih ibn Ahmed ibn Hanbel radıyallahu anh. Ahmet bin Hanbel'in oğlu Salih, Abdullah ve Salih. Efendim Salih'ten bize nakledildi. Kultu li ebi, babama dedim ki, eşşeyh yudgimu el harfe. Efendim falanca hoca isim vermiyor ama belirli. Falanca hoca harfleri birbirine karıştırıyor. Açık kıraat etmiyor. Açık imla ettirmiyor hadisleri. Adeta öksürüğe boğuyor. Bazen efendim kelimeleri birbirine katıyor. Yu'rafu ennehu keda ve keda ve la yufhemu anhu. Onun okuduğu o sözleri isnat veya metin biz biliyoruz. Aslı şudur. Şöyle şöyle olması lazım. Ama hoca kelimeleri yer değiştiriyor bazen efendim hatalı okuyor. Tera en yuva zalika anhu, böyle bir efendim hocadan hadis rivayet etme konusunda uygun görüş bildirir misin? Ne dersin? Kale ercu en la yudayyaka hada. Yani bu kadar incelemeyin, metin malumsa efendim okurken olabilir. Bazı insan heyecanlı olur. Bazı insan çok iyi hatip olmadığı için okurken kelimeleri birbirine karıştır, ekle, nokta olmaz, virgül olmaz vesaire. Bu konuda çok sıkıntı çıkarmayın. Ve belagana an Halef ibni Talim el-Muharrami gâle semi'tu ibna Uyeyne yakul Na Amr ibn Dinar böyle demiş. Na Amr ibn Dinar yuridu haddetena Amr ibn Dinar. Haddesenayı kastediyor.
Ama na diye okuyor. Lakin iktasara min haddetena alen nun vel elif. Sadece na diye yetiniyor. Halbuki biz efendim işte onu sena diye kısaltırız yazıda ama okurken sena diyor. Bu öyle değil. Ayrı bir şey. Na diye okuyor. Feyda gile lehu kul haddetena amr. Ey İbn Uyeyne, niye böyle diyorsun? Ne diyorsun? Hatta sana desene. Dediler. Gale. Şöyle cevap verdi. La akulu. Öyle demem. Lienni lem esma min kavlihi haddetene. Thalatete ahruf. Ve hiye haddete. Likesreti teza. Ziham. Efendim ben üstadımdan haddesena ifadesini duymadım. Na dediğini duydum. Sadece bu üç harfi. Elif, efendim ve nun. Bu ikisini. Ama telatete ahruf demiş. Ha, diğer ha, de, te. O üçünü duymadım diyor. Sadece na kısmını duydum. Dolayısıyla ben de bu na ile iktifa ediyorum. Çünkü hocamız kalabalık olmasın. Sürekli hadis okuyoruz. Haddesena, haddesena diye uzatmayalım diye na 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 diyerek okudu bize. Biz de aynısını duyduğumuz için böyle naklediyoruz diyor Süfyan bin Uyeyne. Rahmetullahi aleyh. Kultu قَدْ كَانَ كَثِيرٌ مِنْ أَكَابِيرِ الْمُحَدِّثِينَ يَعْظُمُ الْجَمْعُ فِي مَجَالِسِهِمْ. Büyük hadis imamlarından pek çoğunun hadis meclislerinde büyük kalabalıklar, cemaatler oluşur idi. Cidden. Hatta رُبَّمَا بَلَغَ أُلُوفَ مُؤَلَّفَ. Yani binlerle ifade edilen hadis meclisleri oluşur idi. Ben Kurtuba'da, Endelüs'te, efendim Bakî bin Mahlet rahmetullahi aleyhin hadis meclisinde 30 bin civarında insan olduğu bütün Endelüs kaynaklarında kayıtlıdır arkadaşlar. Onu okudum. 30 bin civarında insan, cami-i kebir, Kurtuba'daki büyük cami de çok da büyük, 30 bin insanı alacak kadar da büyük hakikaten, o camide o büyük kalabalığa hadis okuturmuş, hadis okurmuş. Ve yuballiguhum anhum el müstemlûn. O büyük kalabalıkların kürsideki veya mihraptaki hocayı duymaları mümkün değil 20-30 bin kişinin. Bırak 20-30 bin kişiyi, 2-3 bin kişi bile olsa duyamazlar hocanın sesini. O hocanın sesini müstemliler duyururlardı cemaate. Yani işte orta sıralarda ve arkalara doğru sesi gür olanlar bulunur. Hoca haddetena Amr ibn Dinar. O da tekrar ediyor. Haddetena Amr ibn Dinar. Müstemli diyoruz onlara. Fe yektubuna anhum bi vasitati tebliğil müstemli. Cemaat de yani hadis dinleyen öğrenciler de müstemlilerin bu nidası vasıtasıyla hocadan hadisleri ezberliyor veya yazıyorlardı. Fe ecaze gayru vahidin lehum rivayete zelike anil mumli. Pek çok kişi böyle durumlarda sadece müstemliğinin değil de mümliğinin, hocanın ağzından hadisi duyanlar sema etmiş sayılır. Müstemliğinin ağzından duyanlar hocanın semaına dahil değil demiş.
Genel görüş bu değil ama böyle diyenler de vardır. Ruvina anil Ameş radıyallahu anhu kal kunna neclisu ila İbrahim, İbrahim en-Nakhai'nin huzurunda idik meclisinde tettesi'a el-halaka çok efendim ders halkası büyüdü ve rubbama yuhaddithu bil hadis fela yesma'uhu men tenahha anhu. Tenahha an efendim hocadan son derece uzakta, kıyıda köşede kalmış, kenarda kalmış kişiler duyamıyorlardı efendim hocanın okuduğu hadisleri. Halka o kadar genişlemişti. Fe yes'elu ba'duhum ba'dan amma kal. Arka sıralardaki öğrenci, ya ne dedi ne dedi hoca? Ben anlayamadım falan birbirlerine sorarlardı öğrenciler. Thumma yarvunahu ve ma semi'uhu minhu. Ama bütün o Ameş'in o mecliste okudukları, okuduğu şeyleri efendim, pardon İbrahim'in okuduğu hadisleri İbrahim'den duymuş gibi rivayet ederlerdi. Oysa yanındaki arkadaştan duydu, duyamadı o kısmı mesela, bir kısmını. Ve an Hammad, o da Müstemli'den duymuş sayılıyor yani. Ve an Hammad ibn Zeyd ennehu sa'alehu raculun fi midli zalik. Yine bu çerçevede efendim bir adamla ilgili soru sordu Hammad'a. Fekale dedi ki ya Eba İsmail keyfe gulte. Ey Hammad, künyesi Eba İsmail'dir Hammad'ın. Ey Hammad, ne dersin bu konuda? Fekale istefhim men yelike. Senden hocanın ne dediğini anlamak için yardım isteyene yardım et. Anlaşılmasını sağla senden geride olanlara. Ve an İbn-i Uyeyne enne Ebâ Müslim el-Müstemli kâle leh. İbn-i Uyeyne'den de Ebu Müslim el-Müstemli'nin şöyle dediği innen nâs kesîrun lâ yesma'ûd kâle e tesma'u ente kâle na'am kâle fe esmi'u. Üstadım, üstadım, öğrenciler çoğaldı. Seni duyamıyorlar. Ben duyurmaya çalışıyorum. Peki evladım, sen duyurabiliyor musun sesini? E duyuruyorum hocam. Öyleyse sen onlara duyur. Benim sesimi, benim rivayetlerimi sen onlara naklet yüksek sesle. Ve aba aharun derik. Diğer alimler bunu uygun görmediler, kabul etmediler. Buna dair Ruvina an Alef bin Temim kâle Semi'tu min Süfyan et-Tevri 10 alaf hadîtin ev nahvaha. 10 bin dolayında efendim hadis duydum ben Süfyan et-Tevri'den. Fe kuntu estefhimu celisi. Yanımdaki arkadaşıma soruyor idim doğrudan Süfyan'dan duyamadıklarımı. Anlayamadım burayı, ne dedi hoca falan diye soruyor idim. Fe ultu li zâidete. Ebu Salt Zâide meşhur bir muhaddis, bu da 161 vefatlı. Efendim Ebu Salt diye, Zâide diye de meşhur. Ona son, daha sonraları bu üstada sordum. Ey Zâide, Ebu Salt, ne dersin bu konuda? Ben Süfyan-ı Sevri'den semaım olan hadislerin hepsini kendisinden duyabilmiş değilim. Bazılarını arkadaşımın yardımıyla anlayabildim, duyabildim. Ne dersin bu konuda? Nasıl nakledeyim bunları? Dedim de fekaleli la tuhaddis minha illa bima tahfazu kalbika ve sem'i udunika. Şu kulağın duyduğu, kalbin de anladığı hadisleri Süfyan'dan naklet. Haddesena diyerek. Ama kulağın duymamış, zihnine de oturmamış ne dediği hocanın, tam anlayamamışsın.
o mecliste bulundum diye o tür hadisleri haddesena Süfyan deme. Bunun üzerine kale halef diyor ki Süfyan'ın öğrencisi o on binlerce hadis dinledim diyen fe'elgaytuha attım diyor. Attım. Yani Süfyan'dan dinledim diyemedim. وَعَنْ اَبِي نُعَيْمْ اَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي مَا سَقَطَ عَنْهُ مِنَ الْحَرْفِ الْوَاحِدِ وَالْاِسْمِ مِمَّا سَمِعَهُ مِنْ سُفْيَانْ وَالْاَمَشْ. Bu daha önce de geçmişti. Fadl bin Dükeyn, Ebu Nuaym. Bu zattan da nakledildiğine göre dinlediği bir hadisi mecliste bir kelimesi veya bir ismi Süfyan'dan veya Ameş'ten hadis dinlermiş Ebu Nuaym. Efendim 219 vefatlı olduğuna göre aralarında öğrenci hoca ilişkisi var bu zatların. Süfyan'dan ve Ameş'ten hadis dinlerken bir kelime veya bir ismi kaçırdığımda vestefhemehu min ashabihi arkadaşlarına sorarmış. Ne dedi hoca diye. En yerviyehu an ashabihi la yara gayra zalika vasi'an lehu. O hocadan dinleyemediği, duyamadığı kelimeyi hangi öğrenci arkadaşına sormuş, öğrenmişse orada parantez içerisinde bunu falan kişiden duydum diyerek not edermiş. La yara gayra zalika vasi'an lehu. Bunu kendisi için böyle bir yöntemi benimsemiş. Yoksa başkaları için böyle bir genişlik, böyle bir cevaz da vermiyor zaten. Yani o başkalarına cevaz verip vermeme için değil de kendisi için böyle bir yöntemi belirlemiş. Kultu. El-evvel tesahulun ba'aydun. Efendim o yukarıdaki ilk görüş tesahül. Yani doğrudan biraz uzak. Yani her türlü cevaz var şeklindeki ifade tesahül. Vakat ruvina an Ebi Abdillah İbni Mendeh el-Hafız el-İsfahani meşhur İbni Mendeh. Efendim ondan bize nakledildiğine göre ennehu kâle li vâhidin min ashabihi öğrencilerinden birine dedi ki ya fulan yekfike minessemâ şemmuhu. Şem, rih. Yani üstadım tam duyamıyoruz bazen bir kelimeyi falan kaçırıyoruz arkadaşımıza soruyoruz. Bu konuda ne dersin? Senden dinlediğimizi söylüyoruz. Bir vebali var mı falan? Diyor ki sana sema meclisinin kokusu yeter. Senin orada bulunman yeter. وَهَذَا اِمَّا مُتَعَوَّلٌ اَوْ مَتْرُوكٌ عَلَى قَائِلِهِ. Efendim bu söz yoruma açıktır. Tabii kime söyledi bunu? Ona hamletmek icap eder. Herkes için bu geçerli olmaz. ثُمَّ وَجَدْتُ عَنْ عَبْدِ الْغَنِي اِبْنِ سَعِدْ الْحَافِظِ عن حمزة بن محمد الحافظ بإسناده عن عبد الرحمن بن مهدي أنه قال evet ابن مهدي de büyük hadisçi ona ondan naklediliyor demiş ki ya fulan yekfike minel hadis şemmuhu aynı ifade yukarıda even ابن مندهم ifadesiyle aynı ifade bunu yorumluyor şimdi Gale Abdülgani Gale lena Hamze yani اِذَا سُئِلَ عَنْ اَوَّلِ شَيْءٍ عَرَفَهُ. Buradan İbn-i Mendeh veya İbn-i Mehdi şu kişiyi kastettiler. Belli bir adamı değil de hadisin daha başını okur okumaz hemen ha bu şu rivayet diyebilen efendim o rivayeti bütününe hakim olan insanları kastediyor. İbn-i Mendeh veya İbn-i Mehdi sana semanın kokusu yer. Yani sen hadise okumaya başladığında zaten lep demeden leplebi değil çorumu anlıyorsun sen.
böyle insanlar için geçerlidir. Ve leyse yani etessehule fissema, yoksa sema meclisinde bulunmuş olman, o kokuyu alman yeterlidir falan. Bunu kastetmiyor yani. Vallahu alem. Belli oluyor zaten. Bu imamlık sınavlarına, komisyonlarına falan katıldığımızda, haydi bakalım hoş geldin dedikten sonra, efendim heyecanını aldıktan sonra adaya bir aç bir Kur'an-ı Kerim'den bir yer açıyor. Hadi oku bakalım. Tam resmede çekerken zaten kendini ele veriyor. Hele bir iki satır okudu mu tamam yeter diyorsun. Belli. Ama bazılar da var. Oku yarın biraz daha biraz daha acaba bir şey bulabilir miyiz? Yok. Neyi bulacak? Yok ki. Dolayısıyla hadisin efendim bütün yönleriyle rivayetleri, okunan rivayetleri anlayan, bilen adam. Zaten bildiğin konudan bahsedilince daha kolay anlarsın, uzaktan da olsa. İlk defa duyduğun şeyleri anlamakta zorlanırsın. Es-sabi'a tembih edeceğimiz bu tahammül ve eda yollarıyla ilgili hadis öğrenme ve öğretme yöntemleriyle ilgili 7. mesele yasıhhu sema mimmen huve varâe hicâbin idâ urife savtuhu veya idâ arafe savtuhu diye de okuyabiliriz. Şayet okuyan kimsenin, karinin veya şeyhin sesi tanınıyorsa öğrenci tarafından, bu durumda perde arkasından sema eden öğrencinin semaı geçerlidir. Perde arkasından, duvar arkasından. Hocayı görmüyor yani, okuyanı görmüyor. Ama biliyor bu ses onun diyor. Biliyoruz daha önceden tecrübe ettik. O ses kulağımda, zihnimde diyor. Fîmâ idâ haddete bi lafzıhî. Sözlü olarak rivayet ediyorsa şeyh. Efendim sesinden de tanıyorsa sema'ı caiz. Ve izâ urife huduruhu bi mesma'in. Sema meclisine efendim öğrencinin de geldiği biliniyorsa. Fîmâ izâ gûriye aleyh. Hoca kendisine okunan öğrencisinin biri okurken hoca da orada oturuyor ama katip var. Katip not ediyor derslerde kim var kim yok. Perdenin arkasında, önünde, duvarın yanında, önünde. Bu ders için gelmişler. Önceden katibe bildirmişler. Biz şurada oturuyoruz, dersleri dinliyoruz. Hocamın sesini veya senin sesini tanıyoruz diye. Böyle olduğunda o kişilerin sema'ı geçerlidir. Ama وَيَنْبَغِ اَنْ يَجُوزَ الْاِعْتِمَادِ فِي مَعْرِفَةِ صَوْتِهِ وَحُضُورِهِ عَلَى خَبَرِ مَنْ يُوْتَبْ بِهِ. Katiplerin güvenilir kişi olması lazım. Zaten bu Eşrefiye medresesinde olsun, diğer büyük hadis ihtisas merkezlerinde olsun, vakıfların vakfiyesinde efendim kaç tane katip bulunacak? Onlar yazılıyor. Katiplere hangi maaş verilecek, hangi sema meclisinde, hadis meclisinde hangi görevli vazife alacak, bunlar hep resmi olarak o sema meclisinin kayıtlarında not ediliyor. Ve onların güvenilir olması önemli. İşte güvenilir bir efendim katibin bilgisi, verdiği bilgiye göre kişinin o sema meclisine geldiği sabit olur. O gelen kişi hocanın sesini de perde arkasından tanıyorsa bu durumda efendim sema caizdir. وَكَانُ يَسْمَعُونَ مِنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَغَيْرِهَا مِنْ اَزْوَاجِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَيَرْوُونَهُ عَنْهُنَّ اِعْتِمَادًا عَلَى الصَّوْتِ. Nitekim Aişe annemiz hadis okur, perde arkasından, hasaten erkekler, kadınlar perde önünde,
Ama erkekler perde arkasında Ayşe annemizden hadis dinlerler ve Ayşe annemizin sesini de tanırlardı onlar. Ve bu dinledikleri hadisleri de başkalarına haddesene, haddesetne Ayşe diye naklederler. Akbaratne Ayşe diye naklederlerdi. Vahdetçi Abdülgani İbn-i Sa'id el-Hafız fi delik bi kavli sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülgani efendim, bu da biz Türkiye'deki hadisçiler, genç hadisçiler diyelim, daha çok biz tabiliyoruz da çok fazla muttali olmadıkları bir zat. Hakikaten bu Abdülgani çok üzerinde durulması ve okunması gereken bir hadisçi. Altını çizin bunu. Biraz bununla ilgili okuma yapın bence. Çünkü usul konusunda hasaten çok fazla Salah'ın güvendiği hadis ulemasından birisi. Şunu delil getiriyor. İnne bilelen yünedi bileylin fe kulû eşrabû hattâ yünediye ibn-i ummi mektû. Allah'ın Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, Bilal ezanı gece yarısı okur. Aldırış etmeyin, Bilal'in ezanı okundu diye hemen imsakı kesmeyin. Yeme içmeye devam edin. Abdullah İbni Ümmü Mektum okuyuncaya kadar ezanı. O okudu mu artık sabah namazı girmiş, imsak bitmiş demektir. Bu rivayeti delil getiriyor. Yani görmedikleri halde sesinden tanıyorlar Bilal'in sesini veya İbni Ümmü Mektum'un sesini. Ve rava bi isnedihi an şube ennehu kal. Yine Abdülgani kendi isnadıyla şubeden şöyle dediğini naklediyor. İzâ hatteteke el muhaddit lem tara veçhehu. Yüzünü görmediğin halde hadisçi sana bir hadis naklederse fela terv anhu. Sakın ha ondan hadis nakletme. Yüzünü görmediğin şeyhtan hadis nakletme. Fela'allehu şeytanu. Belki de o şeytandır. Kat tasavvara fi sureti. Senin şeyhin suretine girmiş bir şeytan olabilir. Yekulu haddetena ve ahbarana. Ahbarana haddesena diyen senin şeyhin suretine girmiş, onun sesini taklit ederek hadis nakletmiş olabilir. Çünkü uydurma hadis nakledecek sana şeytan. Yüzünü görmediğin hocadan hadis nakletme. Ettemi, sonuncu tembihat. Men semi'a min şeyhin hadîten, thumme gâle leh. Birisi herhangi bir hocadan bir hadis dinleyip de arkasından şöyle derse, hoca, la tervihi anni, evlat bu hadisi benden nakletme. Ev la adenu leke fi rivayeti anni. Bu hadisi benden dinledin ama sana müsaade etmiyorum bu hadisi benden nakletmene derse. Ev gale ya da lestu uhbiruke bih. Ben sana bunu haber verdiğimi hatırlamıyorum. Ben sana bu hadisi okuduğumuzu hiç sanmıyorum. Ev raca'tu an ihbari iyyake bih. Ben bu hadisi nakledeniyim doğru ama sana icazetimi iptal ediyorum derse. Fela tarvihi anni. Benden rivayet etme bunu. Benim adım ağzım harba. Kızmış da olabilir. Böyle derse. Ama gayra musnidin delike ila ennehu ahta'a fihi. Ev şekke fihi. Ev nahvi delik. Yani rivayet konusunda sonra ulan biz bu hadise naklettik ama öyle değildi, şöyle miydi acaba falan diye bir tereddütten dolayı men etmiyor öğrencisini. Bir hatadan dolayı men etmiyor. Garezi var ya. Bel mena'ahu min rivayeti anhu ma'a cezmihi bi enne hadithuhu ve rivayetuhu. Evet bu benim hadisim. Ben bunu naklediyorum millete. Diye kesin bir şekilde bildiği halde bir öğrenciyi istisna ederek düşmanlıkla mı veya başka bir sebeple mi
Men ederse rivayetinden فَذَٰلِكَ غَيْرُ مُبْطِلٍ لِسَمَاعِهِ. O öğrencinin, o hocadan bu hadisi sema etmesine mani değildir hocanın bu tavrı. وَلَا مَانِعَ لَهُ مِنْ رِوَايَتِهِ عَنْهُ. O hocadan bu hadisi buz gibi rivayet eder öğrenci. Dinlemiş kardeşim. وَسَأَلَ الْحَافِظْ اَبُوْ سَعَدْ اِبْنَ عَلِيَّكْ النيسابوري الأستاذ أبو أبا إسحاق الإسفرائيني رحمهما الله عن محدث حافظ أبو سعد بن عليك النيسابوري إسفرائينيه sormuş. Allah ikisinden de razı olsun. Bir hadisçiyle ilgili bir soru sormuş. Hassa bissema kavmen. Efendim bir üstad var. Bir A sınıfına hadis okuyor. Belli bir gruba yani. Hadis sema ettiriyor. Ama fecâ gayruhum, o bir A sınıfının, o belirli cemaatin dışında başka birisi daha gelmiş derse ve semi'a minhu min gayri ilmin muhaddisi bihi, hocanın haberi yok. Hoca haber vermemiş. Araya karışmış. Ben de dinleyeyim, hocadan istifade edeyim diye. Hel tecuzu lehu rivayetü zâlike anhu. Bu kaçak öğrencinin o hocadan sema'ı geçerli midir? İsferaini cevap vermiş. Fe ecabe bi ennehu tecuz. Evet, dinlemiştir adam. Kaçak da girse dinlemiştir. Ve lev gâlel muhaddis. Ama hoca şöyle dese bile, inni uhbirukum ve la uhbiru fulanen lem yadurruhu. Kaçak giren öğrenci, o kaçak dinlediği dersteki hadisi başkalarına çıkıp naklediyor. Ben falan hocadan bu hadisi naklediyorum. Duydum. Hocanın da kulağına gelmiş. Bu. O da diyor ki, ya ben o çocuğa hadis falan okumadım. Ben falan sınıfa okudum. Diyor. Buna rağmen hocanın bu ikazı veya çekimserliği zarar vermez. Öğrenci dinlemiştir, hadisini nakleder. Peki, ve ahiru davana, elhamdülillahi rabbil alemin.